Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle Beşiktaş'taki hain saldırıda katledilen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Ve bir kez daha buradan ifade etmek isterim ki biz milletvekillerinin halkımıza karşı yasa yapmak ve terörü kınamaktan daha önemli bir sorumluluğu var. Bu ülkede huzuru sağlamak. Değerli milletvekilleri, Türkiye kurulduğundan bu yana çok hükümet gördü. Ama sanırım kendini bu kadar hızlı yalanlayanını görmedi. Bir zamanlar kardeş Esat vardı. Hani bu kardeş Esat'la birlikte televizyon kameraları karşısında aile fotoğrafları veriyordu gülücükler içinde. Sonra kardeş Esat oldu hain Esat. 24 Kasım 2015 gecesini hatırlayın. Tarihte bir ilk yaşandı ve NATO üyesi bir ülke tarihte ilk defa bir Rus uçağını düşürdü. Dönemin başbakanı çıktı, emri ben verdim dedi. Sonra ne hikmetse çark etti. Bu krizin faturası da her zaman olduğu gibi vatandaşa çıktı. İktidar Rusya'dan özür dileyerek işin içinden sıyırdığını düşüne dursun. Bu ülkenin turizmcileri, çiftçileri hala o sözde restlerin bedelini ödüyor. Değerli milletvekilleri, Gazze'ye gideceğiz dendi. Ama yıllar geçmesine rağmen bu iddianın sahipleri hala Gazze'ye gidemedi. Hatta 2014 yılında otorite bizdik, Mavi Marmara'ya biz izin verdik diyenler, Mavi Marmara ile Gazze'ye yardım götürenlere siz kalkıp da kimden izin aldınız diye bir de fırça attılar. Sonunda da Mavi Marmara'yı 20 milyon dolara kapattılar. Biz de böylece gördük ki Türkiye'nin itibarının ve 9 insanımızın değeri kaç liraymış, kaç milyon dolarmış gördük. Ne yazık ki. Değerli milletvekilleri, ben bugün hem hükümet yetkililerine hem de iktidara bir zamanlar vatandaşlık sözü verilen mültecileri bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Daha düne kadar aylan bebeği ağızlarınızdan düşürmüyordunuz. Ama bugün vicdanınız dahi sızlamadan çıkmışsınız, binlerce, milyonlarca mülteci çocuğu sınırlara sürmekle tehdit ediyorsunuz. Ve merak ediyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizlerin de çok iyi bildiği gibi dış politikayı yönetmek bir ciddiyet ve sorumluluk ister. Bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin geleceği üzerinden restleşerek dış politika yönetemezsiniz. Başka bir deyişle en iyi yaptığınız şeyi yapıyorsunuz. Sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Ama unutmayın ki bugün Aladağ'da 11 çocuk yanarak öldüyse bunun sorumlusu sizsiniz. Çünkü gerekli denetimleri yapmadınız. Bu ülkenin çocuklarını cemaatlerin ve tarikatların kucağına mahkum bıraktınız. Eğer bugün Türkiye'de çocuklar okuduklarını anlayamıyorsa bunun sorumlusu da 14 yıldır iktidarda olan sizlersiniz. Hiç öyle sizden öncekilere de çamur atmaya çalışmayın. Okuduğunu dahi anlamayan bu çocuklar siz iktidara geldiğinizde sadece bir yaşındaydı. Eğer bugün bu ülkenin babaları 20'li yaşlarında evlatlarını toprağa gömüyorsa bunun sorumlusu da sizsiniz. Böyle bir süreçte başkanlık diye tutturan aklınız da sisteminiz de yerin dibine batsın. Teşekkür ediyorum.